Tamam. Teşekkür güzel seneleri. Teşekkür ederim. Size. Sağ olun. İnşallah hepimiz mutlu olalım. Başka bir dileğimiz yoktur. Aynen öyle. 2018 sizin için çok iyi geçti. Her evet. Proje yani. Anlamında, evet. Diğer anlamda. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Yani benim en şanslı yılımdı hayatımda. En çok istediğim ne varsa oldu. İnşallah herkes öyle bir hayat yaşar. Aa, konuşamadım. Heyecanlandım mı çocuklar? Burada kesti. Yani ben ne diliyorsam oldu inşallah. Herkesin dilediği başına gelir diyeyim. Ne diyeyim? Peki performansınız özellikle. Ya arkadaşlar onu da oraya çıkıp dümdüz şarkı söylemek istemedim. Çünkü sesim iyi değildi. Bari geyikle kotarayım durumu dedim. Tüller falan taktım. Bayağı da ilgi çekti sanırım star yani. Star edası gerçi istersiniz. Star edası diye bir şey yok oğlum. Ben starım. Zorla ülkeye kendimi star ilan ettim yemin ediyorum. Geyik yapa yapa. Öyle tatlı bir geyik yaptık. Güzel de oldu sanırım yani. Bir derginin de yılın komedyeni. Evet. Dergisinde beni yalan... vermedim diye bir dergi demiştim. Yasak mı? Gerçekten mi? Oğlum bana böyle şeyleri söyleyeyim ben magazinden ne alırım? Evet bir dergide yılın komedyeni seçildim. Mutluyum. Her şey mutluyum. Her hafta 2-3 tane ödül alıyorum yani çok havalı bir hayatım var artık. Eğleniyorum gidiyorum. Söylemiyorum. 20-24. Arkadaşlar hayatta tek sakladığım şey var. Yani her şeyi damdun söyleyeyim ama yaşımı asla söylemiyorum. 35. Yani Ezgi Molay'la evde birbirimize girdik. O 36 diyor. Ben 35 diyorum. Şey mi misin? Kesin o haklıdır. 36'dan gün aldın yok 35'ten. Aynen. Ben de diyorum ki ben doğduğumda bir yaşında mıydım? O geyiklerde vardır. Yani işte öyle geyikler yapıyoruz. Akşam kimleri davet ediyorsun? Bilmem ne de olsa. Kapıdan öbür tutacaksınız değil mi? Vallahi bütün arkadaşlarımı çağırdım. Sevdiğim arkadaşlarımı. Öyle birlikte olacağız. Ezgiler mezgiler geliyor tabii işte. Ama gerisini bilmiyorum. Belki son anda işi çıkar milletin. Biz burada lece yapıyoruz. Ben burada 10 kişi kutlarım. Onu da bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Kimse gelmiyormuş. Deme Allah korusun çok korkarım. Evde bütün gün stres çektim. Ya kimse gelmezse doğum günüm hediye. En azından hediyeleri gelsin. Sağ olun. İçeri gelin diyeceğim de siz de adamı mahvedersiniz. Yok ya. Yok ya benim öyle sinsiliklerim yok. Gelmezse canı sağ olsun. Müzik. Bu da ortalığı karıştırıyor. Ha. Düşman adam. Ağlayayım falan bırakıp tiktik moduna giriyor. Ha, bir şey diyordum. Annesi müzikali de hayırlı olsun. Evet müzikalimiz başlıyor 7 Şubat'ta. İnanılmaz çalışıyoruz. Bence Türkiye'deki inşallah en iyi iş olacak. Çok büyük bir proje. İnşallah güzel olur. Bakalım. Provalar nasıl geçiyor? Çok eğlenceli. Serenay zaten dünyanın en tatlı kadını. Ezgi öyle. Şükrü öyle. Yani şahane bir 5 oyuncuyuz zaten. 5-6 oyuncuyuz. Çok eğleniyoruz provalarda. Fotoğrafta da Şükrü'yü Bergüzar'a benzettiler. Bergüzar ya çok komik de değil mi? Onun da saçları kıvırcık. Bergüzar Kore'nin de kıvırcık diye. Ben de benzettim valla. Bundan önce de Şaban'ın, Bergüzar Hanım da Şaban'ın... Ya o çok ayıp bir şey ya. Dünyanın en tatlı hatunu Bergüzar. Ben öyle şeyleri kabul etmiyorum. Kötü niyetli bir şey denilmedi. Ya tabii ki kötü niyetli değildir de ben hatta bir tık kadınlarla... Hatta olayı bir anda kadının şiddete bağlaması birazcık... Çok büyük yılansın gibi. Biliyor musun şimdi sen? Aynı şekilde, çok büyük. Aynı evet şöyle. Kötüye mi bağladık Şükrü Bey? Şimdi Bergüzar Hanım'a benzettik. O bir kadın oldu. Ama şöyle çünkü bir mevzu da var. Mesela Angelina Jolie'ye benzetsek çok güzel olur. Çocuklar siz beni ağınıza düşürürseniz ben mahvolurum. Ya hayır. Üçüncü bir mesela sizi örnek veriyorum. Brad Pitt'e benzettik. İnşallah gider, çok mutlu olurum. Ama lütfen. Şimdi örnek veriyorum. Bir tane X bir tane şeyin karakterini benzetseydik. Bu sefer gücünüzde bir şeytan ki ya. Bunu sordu ya o gün. Yani şöyle. Demek ki Bergüzar bundan rahatsız olmuşsa bunu dile getirmiştir. Olabilir yani. Başka şeylere de benzetiliyor insanlar. Yani çok fazla sosyal medyada insanları alıyorlar. Bu bizi biraz üzüyor. Yani evde bunları okuyup ne yazık ki mutlu bir hayat geçiremiyoruz. Kalbimiz kırılıyor. Yani ben kendimle ilgili stalk yapamıyorum. Hakkımda kötü bir şey yazılır ve bunu görürüm. İki günüm mahvolur diye. O yüzden ben... Ya biz de hani Bergüzar Hanım naif bir insan, anlayışlı bir insan. Biz de çok seviyoruz. Hani gülünç karşılar diye umarken bir anda olayın böyle hatta gelişmesi. Hatta annesi kendisi somurttu. Vardır nedeni, haklıdır. Ben Bergüzar'cıyım. Bana böyle şeyler söylemeyin. Ben hatuna bayılıyorum ve okey. O öyle yapıyorsa... O zaten hani şey yapar diye naif bir insan diyorlar. Fırat gitti sözü. Evet. Herhalde olsa sormazdık sanki. Allah'ım çok geriliyorsunuz beni ya. Evet başka. O kadar. Bütün dedikoduları aldım. Kapalı kişisiniz bildiğimiz kadarıyla. Tabii ki çok şükür. Bütün biletlerimiz bitti şimdiden. Ama hepsi çıkıyor her gün yenileri çıkıyor. Bu diziler devam etmiyor siz de aynı şekilde devam mı? Yani
çekimler falan. Evet evet devam. Biz bu hafta başlıyoruz çekime. Haftaya yayınlanır. Haftaya yayınlanacak yani. İnşallah. Doğru mu söylüyorum acaba? Doğru. Evet. Herhalde kısmet ya. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Üşümeyin. Sizi öpüyorum. İçeride İyi fazla yıllar. Terlemeyin. Biraz göbek atacağım ben. Şu camlardan çekmeyin bak. Yok yok. Öyle bir şey yapar mıyız ya? Biz abilerimizle rahatsızlık veririz. Burada da şey diyeceğiz. Canlı performans gelecek mi bugün de? Ne? Canlı performans gelecek mi? Yok ya yavrum ben neyime güvenip de canlı performans yapacağım. Bir kereydi o hakkım işte. Yani Bergüzar Hanım'ın sesi çok güzeldir. Her doğumluğunda da söyler arkadaşlar. Tabii. Peki. Çocuklar benden malzeme alamayacaksınız. Beni germeyin. Bence güzel düetler olacak. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Siz bana ne yaptınız? Bugün benim doğum günüm ya. Arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Bir ödül töreni diyen Tarkan gibi oldunuz bir anda. Bak şimdi de Tarkan'a bağladı. Evet, Adam Tarkan, istiyor ya. İstiyor bir şey. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Çok soğuk ya. İyi akşamlar. Size de günah. Evet teşekkür ederim. Siz Enis Bey'in doğum günü. Evet doğum günü. Girdi vallahi 56 yaşına. Çok mutluyuz. Bu kadar. Buralara geleceğini düşünün. Az söylemiş. 56'dır doğrusu. Bakalım yani tatlı tatlı büyüdü. Aynen öyle. 2018 de kendisi için çok iyi geçti. Şahane geçti. Espriler yapılıyor ama tam bir star oldu artık. Kesinlikle söyledi becerdi yani. Müthiş geçti onun için. Hem dizisi hem şimdi yeni oyunu. Bence onu 2009'da da çok güzel bir yıl bekliyor. Sizin için nasıl geçti efendim? Benim için ben yoruldum, çalıştım. Çok şahane bir yıldı diyemem. Çok kötü bir yıldı değildi. Ama evet yani çalışmakla ve yorgunlukla geçti. Ama ben 2009'dan niyeyse çok umutluyum. Hepimiz için çok güzel olsun. 2019'dan. Ben gömlek aldım. Bir tane çok istediği gömlek vardı, onu aldım. İnşallah bedenine tuttururum. Vallahi verdi, bana verdi. Filmi soralım efendim. Film bitti sanırım. Bitti. Mart'ta vizyona girecekti. Ama şimdi bu sinemalardaki yani bir belirsizlik var. O yüzden Mart'ta vizyona girer mi bilmiyorum. Çünkü birçok film ertelendi. Ama bu sene içinde vizyonda olur diyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu sinemanın son halini? Ben hanımefendinin açıklamaları hakkında neler söylemek istersiniz? Ben sinema izleyicilerinin yararına sonuçlansın istiyorum. Ve aslında küçük film yapan yapımcıların yararına olsun istiyorum. Çünkü vizyona çıkamayan çok film oluyor. Aslında böyle de gençlere birazcık daha tabii ki olmuş durumda tabii bulunuyor. Ki yani mesela bir tane film yapmak istiyorsun, uğraştın, yaptın, ettin, para, pul, borç, harç. Ondan sonra biri diyor ki ben buna vizyona sokmam çünkü bu daha çok izlenir. Şimdi sana günah değil mi? Ben işin daha çok orasındayım aslında. Aynen. Çünkü en azından hani sanat filmi izlemek isteyenlerin de en azından tabii bir sinema. Her türlü film sinema olsun. Yani filmden zarar gelmez. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet, çağırdı. Geçen sene katılamamıştım çağırdığında. Bu sene dahil olabildim ben de çok şükür. Çağırdıklarında hediyeleri bile mesaj olarak istediği haberi geldi bize. Size bir söyledi mi? Hani bana bunu aldın falan diye. Yok, söylemedi. Siz neler aldınız efendim? Peki. O bende kalsın canım, o aramızda. Siz ama efendim? Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Daha durgun televizyon açısından, tiyatro olarak devam ediyor ama televizyon açısından biraz daha durgun bir dönemdeyim. Bunun İyiyim ama. Nedeni ne? Tiyatroya mı ağırlık vermek istediniz? Öyle bir özellikle şey yok ya, ben çok yanaşamadım benim tarzım olduğunu düşünmediğim için veya olmadı. Veya işte şu ara piyasa birazcık bir sorunlu oldu ama ertelemek durumunda kalındı, iş ertelenmek durumunda kalındı gibi. O sebeple özellikle bir sebebi yok yani, şu yüzden yaptım diye bir şey yok. Böyle denk geldi birazcık da. Bu son dönemde de sinema sektöründe bir tartışma var. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı? Efendim? Zırh tartışması. Evet evet. Haksız bulmuyorum bu tartışmaları. O denklemleri tam olarak bilemiyorum. Ben tabii ki işin yapım kısmında olan biri olmayarak ama anlatılan ve okuduğum ve duyduğum kadarıyla bu tartışmayı haksız bulmuyorum doğrusunu isterseniz. Umarım en kısa sürede çözülür çünkü herkesin hakkını alması da mühim. Çünkü emek var ortada, oyuncusundan ekipteki herkese kadar, kamera arkası çalışan teknik ekip herkese kadar. O sebeple hak yenmeden işlerse düzen çok güzel olur. Aynen öyle.
Ata Bey, Cem Bey, ondan sonra Şahan Bey hepsi açıklama da yaptı bu konuyla ilgili. Size destek olursunuz. Tabii ki Yılmaz Erdoğan hepsine destek oluyorum tabii ki. Yani önceki Ata Bey'in de bir 40 programına katılmıştı. 40 soru sizin hakkınızda konuşmuştu. Neler söylemek istersiniz onunla ilgili de? Daha önce de soruldu bu. Evet, siz sormuştunuz, doğru. Kötü bir şey söylememiş, olmayan bir şey söylememiş, zamanında olmuş bir şeyden bahsetmiş. Anlamış diyelim güzellikle. Evet, evet, doğru da söylemiş. Sadece soruya cevap vermiş aslında. Kötü bir şey yok bunda. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim. Saklıyor evet şu anda. Sevgilisini saklıyor. Hani beraber görürsek demiştiniz. İlişkiyi kabul ederim diye. Sakladınız şu anda. Fotoğraf alayım. Beraber geldiniz. O günü bekliyorum işte. Bendesiniz pardon. Mustafa Bey'le beraber gel. Hemen söyle hadi. İlişkiniz hayırlı olsun diyelim. Merhabalar, Enis'in doğum gününe geldik, evet. Öncelikle evet. Çok şıksınız efendim. Ay teşekkür ederim. Yakın dostunuzun da doğum evet, neler biraz geç kaldım, çok İlk kızdım ben. İlk gelen siz olursunuz diye düşünmüştüm. Valla sonuncu geldim değil mi? İçeride mi herkes? Herkes. Evet. Kimler var? Kimler var? Ya, peki öyle şey. Ha? Yakalamış mı beni? Hadi ya. Ah ya. Ay ay ay, canım arkadaşların geldiler. İbrahim, Gözde, lütfen siz de buyurun arkadaşlar, şeyler. İlişkiniz nasıl gülüyor diyelim, Ezgi Hanım? Doğum gününe geldik, çok güzel geçecek. Hadi gidiyorum ben, valla. Hediyeniz hakkında konuşalım. Verdim hediyeyi. Hediyeleri sipariş ettim bir şeyinizle ilgili Mustafa Bey'den. Bana ettirmedi. Valla bana ettirmedi. Bana insaflı davrandı herhalde. Ama ben ne alacağımı biliyordum. 2018'in için nasıl geçti efendim? Güzel miydi? Yani, fena değil, çok şükür diyelim. Sonlarına fena doğru, değil. Sonlarına doğru yeni aşk 2019'da neler bekliyorsunuz? Hadi doğum gününe gel. Hadi görüşürüz. Ya bir şey söyleyeceğim. Beni biliyorsunuz. Her evet, konuda biliyoruz. Gelirim yanınıza. Ama ben bu konuda çok günü. Çekiniyorum. Bugün doğum günü. Müzikal hakkında konuşalım bari. Yakalamışım gene. Ay az güleydim bari. Yine ağzımı açmışım. Müzikal hakkında konuşalım. Neyle? Kapalı kişisiniz. Aa evet. Ay çok heyecanlıyız ona. Bir ay kaldı. Tam bir ay var. İnşallah çok güzel olacak ya. Çok tatlı bir ekibiz yani. Provalar nasıl işte? Güzel, çok güzel. Çok yoğun gidiyor. Her gün sahnedeyiz yani. Evet. Peki çok teşekkür. Bayağı oldu. Bak klasik erkek. İki ay sonra söylesen saçın mı? Bir değişiklik var ama Allah'ın aşk size yaramış diyebilir mi? Tamam ya. Aşk size baştan çıkarız. Uygar hoş geldin. Uygar Bey'e bakar mısın? Teşekkürler. Merhaba ben. Hediyeniz elinizde. Şöyle kameralara. Evet. Hediye de getirdik. Merhaba, iyiyim. Her şey yolunda. Sizlerde ne var ne yok. Teşekkürler. Yurt dışındaydınız bir süre. Evet, evet. Aynen. Böyle kısa bir süreliğine gittim. Güzel vakit geçirdim. Şimdi buralardayım. Bolca NBA maçları izlendi. Evet, bir NBA maçına gittim. Oralara gitmişken onu da görmek istedim. Çok keyifli geçti. Şimdi de buradayım. Yeni projeler için. Burada senaryo okuyorum, toplantılara katılıyorum. Her şey yolunda. Uzun zaman oldu çünkü ekranda. Evet, çok özledim ve ben de ekranda bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım ne yapacağım, ben de henüz bilmiyorum şu anda. Şansınızda diziler ara verdi, oldu işte filmler şu anda yayınlanmıyor. Sizin şansınız diyelim. Yani genel sektörel bir şanssızlık olabilir ama biz her zaman bir şekilde bir yolunu bulur çıkarız biliyorsunuz. Kötü günlerden çıkmak ülkece bizim işimiz. Her şey yoluna girecektir diye umut ediyorum. Evet, aynen. Aynen. Bu ara hazır proje yokken zaten bir proje için açmıştım. Kolonya Cumhuriyeti için zamanında. Sonrasında birazcık böyle kaldım ama yeni bir proje yaparsam değiştireceğim. Özledim birazcık esmer günleri. Peki bu sinemanın son durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi umarım her şey yolunda olur. Gerçekten sıkıntılı bir şey bu. Yapımcılar bir karar almışlar. Biz de buna saygı duyuyoruz. Biz de yani her şeyin yolunda gitmesi için haber bekliyoruz yapımcılarımızdan ve ortak sinemacılardan. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eğlendik, çıkıyoruz. Doğum günü geçti. Güzeldi abi, çok güzeldi. Benim 3 gündür bir konserim vardı. Yorgundum ama bugün mecbur buraya gelmem lazım. Çünkü Enis benim çok kıymetli bir dostum. Geldik, eğlendik, çıktık, eve gidiyoruz. Siz nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Buz gibi hava ya. İyi yer nasıl acaba? Oğlum siz nasıl? O da iyi. Bir şey söyleyeceğim. Çaylık oldu. Yani şükür. Bu soğukta yemin ederim Allah sabır versin size ya. Çok teşekkürler. Efsane yani.
Vallahi yani büyüksünüz. Eyvallah abi. 2018'in için nasıl geçti? Güzel mi geçti? Eyvallah. Allah'a bin şükür kardeşim. Çok iyi. Çok iyiydi. Zaten iyi olmasının diğer sebebi ikinci bir yolcumuz var Allah'ın izniyle. Özlem bugün 3 aylık oldu. Aynen. Bence Özlem'e biraz da dinleyen duyguyu olur düşünüyorum. Seve seve. Neler söyledik sesin efendim. İyi. İkinci çocuğunuz da gelecek. Yani hayırlısı daha ya. Tabii ki doğunca insan bir şeyler yapıyor en başta. Şu an Arya ile daha çok meşgulüm. Onun sevgisi çok bambaşka. Bu da tabii ki onunla çok aynı soğuk, çok seviyede. Bir sevgi olacak. Kıskanacak mı? Arya kıskanır. Abi. Arya kıskanır. Arya kıskanır. Arya çok düşkün çünkü. Anne babası. Yani en çok bana düşkün onu söyleyeyim. Yani ayrı o. Babacı ama onu çok fazla göremediği için hani. Ha ondan yani. Yani normalde. Burada bir sistem mi var? Burada bir sistem mi var? Yok, yok abi. Yok çok ilgili baba. Haşa asla. Abi asla yani. Ya. Çok. Başka sosyal medyadan zaten anlaşılıyor. Çok yani. Uyumasa bile abi, kalkıyor. Abi yani eve gelir gelmez hiç uyumuyorum. Evet. Arya'nın uyanmasını bekliyorum falan. O uyandırıyor zaten baba evi için. Berkay geçen gün ne oluyor bu evde diye. Bir kalktı böyle Arya'nın bağrısına. En son konuştuğumda da cinsiyeti... Daha belli değil. Daha bir hafta, bir hafta falan var. Söyleriz yani. Abi. Aynen. Öyle bir sıkıntı yok yani. Bilmiyorum ama. Evet. Evinizin almışsınız Berkay Bey'le. Güzel bir ilişkiniz var, güzel bir eviniz var. Allah herkese nasip etsin. Ekranlarda veya bir proje olacak mı, bir şey olacak mı sizi göremiyoruz yok, da. Yok, bir şey yok. Ama. Yok be yani abi. Yani yok öyle bir şey. Bir şey de istemiyorum herhalde yani bilmiyorum. Yani Özlem'e öyle yani bir takım projeler geldi. Ama Özlem şu an... Çok yoğunum zaten. Bir tane kızı var. İkinci. Bir tane kocası var. Ama... Öpüyorum dede. Dikkat edin kendinize. Eyvallah. Ve iki ay şu, Özlem'in ilgilenmesi gereken iki tane çocuğu şu an var. Üçüncü yolda. Dolayısıyla yani yani şu an işler geliyor eyvallah ama öyle bir düşüncesi yok. Ama olduğunda zaten herkes duyar. Olması en az bir 3-5 yıl olur değil mi? Evet çocuklarımın büyümesi lazım. Yalnız şunu da biliyoruz. Kız olursa Berkay Bey Zeynep koyacak. Ben koydum. Koyacak. Evet Zeynep. Zeynep bunu biliyoruz. Evet. Erkek olursa sizde. İki tane yok. Var. Yok. O da yine Berkay. Erkek ismini alalım. Şimdi iki ben... Babamın adını koyacağım abi. Babamın adı Murat. Murat'ı koyacağım. Ne güzel. Süper. Çünkü Allah uzun ömür i̇nşallah. Versin bütün herkese ama ya ben babamın adını koyacağım. Süpersin. Nasıl peki, güzel. Allah'ın izniyle. Öpüyorum. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Çok sağ olun. Öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar kolay gelsin. Arkadaşlar konuşmak istiyorum. Mustafa Bey yok. Mustafa Bey yok. O değil. Mustafa bir dakika. Beraber girdiniz ama ayrı ayrı. Neden? Bunu fake mi atıyorsunuz Ezgi Hanım? Bir saniye. Bir saniye. Bana bir gülme geliyor. Niye? Herkes arkaya bakıyor. Hadi öpüyorum. Ezgi Hanım'la ilişkinizi konuşsaydık efendim. Hayırlı olsun.